Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Emeviler tarihinin son dersini yapacağız. Emevi Devleti'nin sonu. Son Emevi halifesi Mervan bin Muhammed, onun devleti ayakta tutma çabaları ve bir taraftan da Abbasi ihtilalinin başlangıcı, Emevi Devleti'nin sonu ve nihayetinde Emevi Devleti'nin yıkılış sebepleri üzerinde duracağız. Bir sonraki dersimizin konusu ise Abbasi ihtilali. Aşağı yukarı aynı konular. Bugün tabiri yerinde ise Emevi Devleti'nin yıkılışına, önümüzdeki derste ise Abbasi Devleti'nin kuruluşuna şahit olacağız. Esasına gelişen hadiseler aynı hadiseler. Bir anlamda bu tarihi süreç Şam'dan nasıl görünüyor? Yani yıkılan devletten nasıl görünüyor? Bunu bugün izah etmeye çalışacağız. Bir dahaki dersimiz ise Horasan'dan Şam nasıl görünüyor? Tabiri yerinde ise kameralar Horasan'dan Şam'ı gösterecek. Bugün Şam'dan Horasan'a doğru gidecek. Dolayısıyla bahsedeceğimiz hadiseler daha ziyade Emevi Devleti'nin yıkılışının gerçekleştiği Şam, Cezire topraklarında aynı anda Abbasi ihtilali de neşv-ü neva bulmaktadır Horasan topraklarında. Geçen dersimizde en son demiştik ki Emeviler döneminin sonuna doğru artık saray darbeleri başladı. Yani halife olmak için, iktidara gelmek için halife adayları, hanedana mensup halife adayları bir takım Arap kabileleriyle ittifak yapmak suretiyle hali hazırdaki halifeyi oradan uzaklaştırıp darbe yapmak suretiyle, öyle diyelim, kendileri halife olmuştu. Bunu en son Yezid bin Velid gerçekleştirdi. Fakat kısa süren ömründen sonra yerine İbrahim bin Velid'i bıraktı. Fakat ihtilal ile iktidara gelenler başka bir ihtilal ile iktidardan uzaklaştırılacaklardır. Nitekim yine hanedana mensup Mervan bin Muhammed, Cezire bölgesinde vali olan Mervan bin Muhammed, beyat alan İbrahim bin Velid'e karşı isyan etmek suretiyle kendisi halife olmuştu. Bugün bu dersimizde daha ziyade Mervan bin Muhammed'in 5 yıllık halifeliği dönemi, başka bir ifadeyle Emevi Devleti'nin son 5 yıllık serancamını özetlemeye çalışacağız. İslam tarihi kaynaklarında Mervan bin Muhammed kabiliyetli, zeki ve başarılı bir devlet adamı olarak zikredilir. Diğer bir özelliği de çok affedici olmasıdır. Kendisine karşı isyan girişiminde bulunan gerek aile içinden, yani hanedan mensuplarından, gerekse diğer isyancılardan kendisine isyan edenlere karşı son derece müşfik bir tavır sergilemiş. Yani bu Mervan şayet kendisinden önce Emevi Devleti'nin daha güçlü ve kuvvetli olduğu bir dönemde halife olsaydı mutlaka çok daha başarılı bir idarecilik sergileyecek ve belki devletin daha da güçlenmesine, ilerlemesine katkı sağlayabilecekti. Ama ne yazık ki devletin çözülmeye ve yıkılmaya yüz tuttuğu, halk-devlet ilişkilerinin adeta zehirlendiği, toplumsal bünyenin parçalanmaya, geri dönülmez bir şekilde parçalanmaya başladığı bir dönemde iktidar oldu. Bu nedenle onun yaklaşık 5 yıl süren devlet başkanlığı tamamen dahili iç karışıklıklar şeklinde tezahür etmiştir. Hatta kendisinin müdahale etmediği, etme imkanı bulamadığı iç karışıklıklar ile mücadele etmiş ve kendisi yine Abbasi ihtilali neticesinde hem iktidarını kaybetmiş hem de canına mal olan bir kaçış süreci yaşamış ve neticede öldürülmüştür. Bu sebeple Mervan bin Muhammed dönemi, yani Emevilerin son 5 yıllık dönemi, siyasi, itikadi menşeili isyanlar ve mücadeleler dönemi olarak isimlendirilse yanlış olmaz. Kim isyan etti? Öncelikli olarak onun halifeliğini kabul etmeyen kabileler isyan ettiler. Birazdan teferruatına gireceğiz. Mervan bin Muhammed daha ziyade Kaysi kabilelerin, yani Kuzey Arabistan menşeli kabilelerin desteğiyle halifelikte kalmış. Tabiatıyla onun zamanında Güney Arabistan menşeli kabileler, yani Yemenliler, ki Suriye nüfusunun da Şam nüfusunun da ağırlığını onlar teşkil eder, yönetime karşı isyan etmişlerdir. Tabiatıyla her dönemde kadrolu isyancı olan hariciler bu dönemde yine gündeme gelecekler. Aynı şekilde Şii isyanları da, yani Hz. Ali evladı adına iktidar talebinde bulunan Şii isyanlarına da yine bu dönemde şahit oluyoruz. Şimdi sırayla bunları önce açıklamaya çalışalım. Önce kabile mücadeleleri, ki dersimizin sonunda Emevi Devleti'nin yıkılış sebeplerini izah ederken 1 numaralı sebep olarak bunu zikredeceğiz. Kabile savaşları, kabile mücadeleleri veya asabiyet kavgaları. Mervan bin Muhammed Dimeşk'ta, şimdiki Şam ama Suriye'nin başkenti bizim Şam dediğimiz şehir aslan Dimeşk'tır. Şu anda resmen de orası Dimeşk olarak geçer. Burada eyaletlere valiler gönderdi. Yeni halife zorla da olsa beyat aldı. Bunlar ardından 80 yıldan fazla bir süre Emevilere başkentlik yapmış olan Dimeşk şehrini terk edip Kaysilerin ağırlıkta olduğu, nüfus olarak güçlü oldukları Cezire bölgesine, Cezire bölgesinin de en önemli şehri, merkezi Harran şehridir. Şimdiki Türkiye sınırları içerisinde Urfa'nın küçük bir ilçesi olarak zikredilen Harran tarihte bazen Urfa'nın önüne geçen ve Urfa'yla yarışan etkinlik anlamında, nüfuz anlamında önemli bir merkez ve Harran Emeviler Devleti'nin son başkentidir. Peki niye başkenti oraya taşıdı? Çünkü burada, bu bölgede uzun süre hem Mervan bin Muhammed hem de babası Muhammed bin Mervan uzun süre valilik yapmıştır. Dolayısıyla orada güçlü bir taban desteği elde etti. Askerlerinin büyük çoğunluğu onlardan müteşekkildir ve o askerlerin desteği ve yardımıyla halife Şam'a kadar gelip, Hamahumuz Şam'a kadar gelip başkenti ele geçirebilmiştir. Dolayısıyla destek aldığı kabilelerin ağırlıkta olduğu bir şehre gidecek. O sebeple başkenti Harran'a taşıyor. Bundan daha da önemli sebep halifenin kendisini Şam'da güvenli hissetmemesidir. Niçin? Çünkü Şam bölgesi, şimdiki Suriye, Ürdün bölgesi daha ziyade Güney Arabistan menşeli kabilelerin ağırlıkta olduğu bir yer. İşte bu iki sebep, bu iki saik birleşince güç aldığı kabilelerin ağırlıklı olarak Cezire'de bulunması ve Şam'da Yemenli kabilelerden çekilmesi sebebiyle başkenti Harran'a nakletmiştir. Başkent değişikliği devletlerin mukadderatında önemli basamakları teşkil eder. Bazen başkentler daha büyük hedefler elde etmek amacıyla fetih güzergahı üzerinde önemli bir stratejik merkez olarak seçilir. Bu devletin büyümesine işarettir. Bazen de başkentler içe kapanma anlamında, geri çekilme mahiyetinde zaruri olarak gerçekleşir O durumda da o devletlerde gerileme mukadder olur. Tarih seyrinde bunun örneklerini görürsünüz. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti batıya doğru ilerlediği biliyorsunuz İznik'tir. Ama ne zaman batıdan Haçlılar gelip o bölgeleri işgal edince mecburen Konya'ya geriye çekilmek durumunda kalmışlardır. Bu artık stratejinin geriye çekildiğini ve hakikaten Anadolu Selçuklu Devleti o merkez olarak yaşamış ve Konya merkezli olarak yıkılmıştır. Anlaşılan olur ki Selçuklular da Anadolu Selçukluları da Batı'yı hedefliyorlar. İznik'ten sonra muhtemel hedeflerinde İstanbul vardı aynen Osmanlı'da olduk. Aynı şekilde Osmanlı işte başkent Söğüt'ten sonra Bursa, Bursa'dan sonra Edirne, Edirne'den sonra asıl amaç İstanbul. Merkez olarak orasıdır. Dolayısıyla başkentin yıkılışa doğru terk edilmesi veya değiştirilmesi bir anlamda bir devlet için eksen kayması anlamında. Olumsuz olarak da eksen kayması anlamına gelir. Tabii ki bu başkent otoritesinin peşinen halife tarafından sağlanamadığı anlamına gelir. Düşünün yani 90 yıllık yaşayan Emeviler Devleti'nin 85 yıl başkentliğini Dimeşk yapmış. Halifeler Dimeşk'ten gönderdikleri ordular ile Çin İmparatorunu haraca bağlamışlar. Dimeşk'ten gönderdikleri ordular marifetiyle güneyden, batıdan girmek suretiyle Endülüs topraklarını ve Orta Avrupa'ya kadar ilerleyebilmişlerdir. Siz bu misyona sahip olan bir başkenti terk edip daha içerilerde, daha iddiasız, daha içe dönük bir takım problemler sebebiyle içeriye taşıyorsunuz. Tabii ki Mervan için belki bu zaruri bir durum olabilir kendi iktidarı adına. Ama Emevi istikbali adına pek parlak neticeler getirmediğine de şahit olacağız. Dediğimiz gibi Mudariler yani Kuzey Arabistan menşeli kabileler Cezire bölgesinde. Cezire dediğimiz dersimize yeni katılan kardeşlerimiz için ifade edelim. Fırat'la Dicle topraklarının arasıdır. Mezopotamya olarak tarihte bilinir. Arap kaynaklarında Sevat olarak da isimlendirilir. Ama Cezire dediğimiz o bölge şu anda 1/3 Türkiye topraklarında, 1/3 Irak topraklarında, 1/3 Suriye topraklarında olan o bölgenin en önemli merkezi Emevilerin bu yıkılış sürecinde Harran'dır. Ve Cezire valileri orada konuşlanırlar. Cezire ordusu orada yer alır. Bilhassa Azerbaycan, Ermenistan ve Kafkasya kuzeye, Anadolu üzerine, Bizans etkisi altındaki Anadolu üzerine seferler hep buradan gerçekleştirilir. Önemli bir mekan. Tabii ki halife için güvenli bir toprak Cezire. Onu iktidara getiren askerlerin ve kabilenin ağırlıkta olduğu bir yer. Onun için güvenlidir. Ama başkenti terk etmesi aynı zamanda onun bir zaafiyetinin de ikrarı ve itirafı anlamındadır. Nitekim halife kuvvetleri Şam'ı zorla ele geçirdikten sonra yani Dimeşk'ı ele geçirdikten sonra Cezire'ye çekilince gönülsüz olarak halifeye biat etmiş olan Dimeşk halkı veya buradaki Yemenli kabileler devlete isyan etmeye başladılar. Yani halifenin halifeliğini ve otoritesini kabul etmemeye başladılar. Bugün de sık sık haberlerde ismini duyduğumuz Hıms şehri yönetime isyan ettiler ve halife yeniden buraları itaat altına almak amacıyla Cezire'den, Harran'dan bölgeye ordu gönderip buradaki isyanları bastırdı. Tabii isyanları bastırdı ne demek? mücadelelerde iki taraftan pek çok insan öldürüldü demek. Yani kanlı bir şekilde bastırıyor. Halife bundan sonra şeklen, sureta itaat altına aldığı Şam'daki Yemenli askerleri de dahil etmek suretiyle Irak üzerine sefer düzenlemeye karar verir. Niçin? Çünkü Irak'ta da isyanlar başladı. Gerek kabile isyanları, gerek harici isyanları, gerekse Şii isyanları. Irak merkez çünkü. Oraya doğru harekete geçer. Fakat ilginç bir şekilde bu orduda yer alan, onun ordusu içerisinde yer alan Şamlı Yemen asıllı askerler bir süre sonra halifenin ordusunu terk ederek güya beraber Irak'taki isyanları bastırmak amacıyla gideceklerdir. Geriye dönerler. Sayıları da epey fazla. Üstelik Şam bölgesinde bulunan Rusafe şehrinde toplanıp burada bulunan hanedan ailesinden Süleyman bin Hişam bin Abdülmelik isimli bir hanedan mensubu, prense öyle diyelim, biat etmek suretiyle Muhammed bin Mervan'a açıkça isyan ederler. Yani alternatif olarak kendilerine yeni bir halife seçtiklerini ilan ederler. Tabiatıyla Mervan bin Muhammed Irak'taki isyanı bastırmak amacıyla yola çıkmışken o isyanı kendi halinde bırakıp geri dönmek durumunda kalır ve kendi ordusundan kaçarak ona karşı isyan eden ve kendisine rakip bir başka kişiyi halife olarak kabul eden bu grup ile savaşmak amacıyla geri gelir. Onları yine mağlup eder. Hem isyancıların reislerini hem de isyancıların kendisine karşı halife olarak seçtikleri Süleyman'ı da affetmek suretiyle yeni bir isyan girişimini bastırmış olur. Tabii o Şam, Cezire daha Irak'a dahi ulaşmadı. Bölgesinde iç isyanlarla meşgul olurken tabii bu esnada Horasan'da Abbasi ihtilali filizlenmeye başlıyor. Çok rahat bir şekilde. Çünkü halife orduları oralara gidebilecek güç ve kudret imkanına sahip değiller. Hatırlarsak Emeviler tarihi boyunca hep gerek Horasan'da gerek Irak'ta, özellikle Irak'ta Emevi devletine karşı gerçekleştirilen bütün isyan girişimleri neredeyse hep Şam'dan gönderilen ordular marifetiyle bastırılabilmişti. Çünkü Iraklılar içlerinden çıkan isyancıları çok gönüllü bir şekilde ortadan kaldırmaya muvaffak olamadılar. Belki bunu en başarılı bir şekilde gerçekleştiren de Muaviye'dir. Yani Irak içerisindeki özellikle harici isyancıları Iraklılar eliyle bastırabilmiştir. Fakat daha sonraki halifeler Abdülmelik hariç olmak üzere pek bunda başarılı olamadı. Dolayısıyla Horasan daha sonra Irak bölgesinde devlete karşı sistemli bir isyan hareketi, Abbasi ihtilali. Onun teferruatını inşallah bir dahaki dersimizde yapacağız. Ama Abbasi ihtilalinin hareket noktası, başlangıç noktası ise Irak bölgesine yakındır ve bu bölgede Abbasi ailesinin önemli mensuplarından ve o an için hareketin lideri, manevi lideri konumunda olan İmam İbrahim tutuklanarak bir takım duyumlar, istihbarat üzerine halife Mervan bin Muhammed tarafından yakalanarak Harran'a götürülür ve hapiste hayatını kaybeder İmam İbrahim. Ama Abbasi ihtilali onun ölümünden sonra daha da kuvvet kazanarak devam edecektir. Mervan bin Muhammed zamanında Cezire bölgesinde hakimiyet sağlanmış, nispeten Şam bölgesinde hakimiyet sağlanmış olmakla birlikte Irak bölgesinde daha ziyade hariciler hakim duruma gelmişler. Bilhassa merkezi otoritenin kaybolmuş olması sebebiyle Dahhak bin Kays el-Şeybani liderliğinde harici isyanlarına şahit oluyoruz. Hicretin 127-129. yılları arasında. Miladi 745-748 yılları arasında. Halifenin gönderdiği ordular marifetiyle bu ilk ciddi isyan, Dahhak bin Kays isyanı bastırıldıktan sonra hariciler yeniden toplanıp önce Hayberi, sonra da Şeyban el-Haruri isminde iki harici önder riyasetinde, idaresinde yeniden isyan gerçekleştirilir. Irak haricileri kontrol altına alındıktan sonra onların Hicaz'da da hariciler isyan gerçekleştiriyorlar. Bunların üzerine de ordular gönderilir ve nihayetinde yine hariciler halife orduları marifetiyle etkisiz hale gelir. Demin dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi bu dönemde Şii isyanları da gerçekleşti. Şii isyanının her zaman Emeviler tarihi boyunca merkezi Küfe olmuştu. Irak topraklarında. Yine Küfe'de Ehl-i Beyt taraftarları, yani iktidarın Hz. Ali'nin çocuklarının hakkı olduğuna inanan, o an için söylüyorum, taraftarları Hz. Ali'nin kardeşi Cafer, daha doğrusu ağabeyi, Cafer'in soyundan gelen Abdullah bin Muaviye'yi kendilerine imam, önder, lider seçmek suretiyle bir isyan başlatırlar. Hicretin 130 miladi 747 yılında. Halife bunun üzerine bir ordu gönderir, Mervan bin Muhammed. Bunlar da etkisiz hale getirilebilirler. Gerçekten Mervan bin Muhammed halife olduktan sonra 4 yıl boyunca gerek Cezire, yani kendi bölgesinde, gerek Şam, nispeten Irak ve hatta Hicaz topraklarında siyasi, itikadi nitelikli tüm isyan girişimlerini bastırabilmiştir. Ancak bir türlü Irak'tan daha da doğuya geçerek Abbasi ihtilalinin gerçekleştiği Horasan'a uzanma imkanı bulamamıştır. Yani zımnen devlet, Irak sınır kabul edersiniz, ikiye bölünmüş durumdadır. Batı tarafları halifenin nispeten kontrolü altında olurken Irak'tan daha doğu tarafları kendi kaderine terk edilmiş durumdadır. Niçin? Çünkü başkentten oraya ordu gönderme imkan ve ihtimali gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla burada çok rahat önümüzdeki hafta ders konumuz olan Abbasi ihtilalinde daha teferruatlı bahsedeceğimiz gibi bu harekatın lideri olan Ebu Müslim El Horasani çok rahat bir şekilde, tabii ki o sembol ismi pek çok ona katkı sağlayan Araplardan, Mevali'den katkı sağlayan gruplar var. Onların liderliğinde Hicretin 129 miladi 747 yılında artık neredeyse Horasan bölgesinde Emevilerin otoritesi büyük oranda kaybedilmiş durumdadır. Başka bir ifadeyle Horasan artık Abbasilerin kontrolü altına girmiş ve buradan güçlü bir şekilde batıya doğru hareket eden ve ilerledikçe gücünü, kuvvetini artıran, çünkü insanlar, ordular ve kabileler yükselen gücün yanında yer alırlar. Zamanla denge, siyasi denge zaten bozulmuş. Askeri güç dengeleri hep Emeviler aleyhine, Abbasiler lehine geliştiği için yönetim muhalifleri artık kendilerinin için bir kurtarıcı olarak gördükleri Abbasi ordularına yazılmaya, tabiri yerindeyse, başlamışlardır. Abbasi ihtilali için Horasan'ın müsait bir ortam haline getiren en önemli amil bölgedeki kabile çekişmeleridir. Hep bunlara atıflarda bulunduk. Yemeni ve Mudari, Kuzey Arapları ve Güney Arapları şeklinde. Halife Kuzey Araplarının desteğiyle iktidara geldiyse veya Kuzey Araplarının menfaati lehine bir idare gerçekleştiriyorsa Güney Araplar otomatikman muhalif, hasım hatta düşman olarak değerlendirilir. Halifeler değiştiğinde bazen devletin politikası da değişiyor. Bu durumda Güney Arapları iktidardayken Kuzey Arapları muhalefete düşmüş, baskı altına alınmış, sürgün edilmiş, öldürülmüş oluyorlar. Şimdi bu iki ayak üzerinde devletin hareket ediyor olması her iki ayağın da mutlak anlamda devlete itaatinin önüne geçmiş. Menfaatleri gereği, pozisyon gereği bir gün iktidarı destekleyenler ertesi gün karşı olabiliyorlar. Dolayısıyla artık kabilelerden mutlak anlamda otoriteyi destekleyecek, iktidarı destekleyecek bir kabile bulmak mümkün. Tabiatıyla son halife Mervan bin Muhammed, Kuzey Araplarının desteğiyle iktidara geldiği için, yani Kaysilerin, Cezire bölgesindeki Kaysilerin iktidarının desteğiyle iktidara geldiği için otomatikman Güney Arapları yani Yemenliler devletin muhalifi konumundadırlar. Burada ne anlıyoruz? Emevi iktidarını ortadan kaldırmak amacıyla kim bir güç merkezi oluşturursa en önemli taraftarı Yemenliler olacaktır. Çünkü onlar kendilerine düşmanlık yapan bir yeni gelen iktidardan ne kadar nasiplenecekleri bahsi diğer. Ama şu an için iktidara muhaliflik, muhasımlık ve düşmanlık paydası altında birleştikleri için tabiatıyla Yemenliler, bırakın Emevi ordusuna destek olmak, Abbasi ihtilal güçlerinin yanında olmuşlardır. Dolayısıyla Emeviler kendilerini desteklemeleri gereken önemli bir Arap bloğunun desteğinden mahrum kalırlar. Demiştik ki Emeviler devleti Arap'la mücadelesi neticesinde kurulmuş bir Arap devletidir. Devletin asli unsur Araplardır. Askerin vurucu gücü, siyasetin belirleyicisi, hakimi, iktisadın hakimi Araplardır. Siz bu iki güçten birini kendinize düşman yaparsanız, yani iki ayak üzerine dikilen bir devlet düşünün, birini sakatlarsanız ve sakatladığınız o biri de sağlam ayağına vurmaya başlarsa, çevredeki o tek kalan ayağı da yıkmak için mücadele edenlerle işbirliği yaparsa, sizin artık yıkılmanız için dışarıdan herhangi bir rüzgarın esmesine gerek yok. Yani bir anlamda ağaç örneğini verirsek, içeriden çürümeye başladı. Yani kurt yiyor ağacın içinden. Uzaktan bakınca dik duruyorsunuz. Onu yıkmak için çok büyük bir kasırgaya falan gerek yok. Zaten kendi kendine bir süre sonra yıkılacak. Yani Emevilerin haleti, resmi sureti bu şekilde. Nitekim kısa süre sonra Hicretin 130. miladi 747. yılından itibaren yönetim muhaliflerinin çoğunlukta olduğu, özellikle Horasan topraklarında artık cuma günleri hutbeler Abbasi halifeliği adına okunmaya başlıyor. Yani resmen olmasa da fiilen Emevi iktidarı Horasan'da bitmiş durumdadır. Bir süre sonra artık Emeviler siyaseten de bitirilmek amacıyla Abbasi isyancıları sureta şeklen Emevi valileri tarafından idare edilen, Emeviler tarafından yönetilen şehirleri de almaya başladılar. aldıkları en önemli, en stratejik şehir ise Merv şehridir. Şimdiki Türkmenistan sınırları içerisinde Sultan Sancar'ın, Selçuklu Sultan Sancar'ın metfun olduğu son Büyük Selçuklu Sultanı Merv şehri, ki Merv şehri Horasan üzerinden Maveraun Nehir, yani Ceyhun Nehri'nin daha kuzey ve doğu bölgelerine gerçekleştirilecek orduların merkezi, harekat merkezidir. Merv ihtilalcilerin eline geçmiş. Başka bir ifadeyle Emeviler adına söyleyecek olursak Merv düşmüştür oradan. Ebu Müslim karşısında direnmeye çalışan ama başkentten destek alamayan, başkent kendi derdiyle meşguldür. Efendim, Emevi orduları, kalan orduları gittikçe geri çekilmeye başlıyor. Hatta bir kısım yenilenler yenilgiyi mukadder görünce bazen karşı tarafın ordusuna da geçiyor. Emevilerin son Horasan valisi, ki çok başarılı bir validir, Nasr bin Seyyar. O mücadele edebilmek için tabiatıyla başkentten, Şam'dan, Irak'tan asker desteği talebinde bulunur. Ancak gerek Şam ve gerek Cezire ve tabii ki Irak'taki Şii, Harici, efendim Yemeni isyanlarla meşgul olan devlet, merkezi idare, otorite buralara kesinlikle ordu gönderemeyecek. Başınızın çaresine bakın, direnmeye çalışın diyecektir. Nasr bin Seyyar'ın da Abbasi ordularına mağlup olması ve kısa süre sonra da ölmesiyle Hicri 131, miladi 748 ve 49 yılından itibaren artık Horasan'daki Emevi birlikleri başsız da kaldıkları için geri çekilmeye başlayacaklardır. Bundan sonra Emevi ordularının batıya doğru çekilme süreci başlayacak. Nihayet şimdiki İran toprakları içerisinde olan çok kadim önemli şehirler Rey, İsfahan, Nihavend, Şehruzor gibi önemli topraklar, önemli merkezler, önemli Horasan, şimdi dediğim gibi İran'ın en önemli şehirlerindendir, yenilerek daha da geriye çekilirler ve Irak'a çekilirler. Irak derken kastımız Küfe'dir, Basra'dır. Ancak Abbasi orduları önünde duramazlar ve Emevilerin son Irak valisi Ömer bin Hubeyre de mağlup edilmek suretiyle Küfe isyancıların, başka bir ifadeyle Abbasi ihtilalcilerin eline geçer. İhtilalin başlangıcından itibaren, dediğim gibi ihtilalin teferruatını, nasıl başladığını bir sonraki dersimizde anlatmaya çalışacağız. Hazreti Peygamber'in sülalesinin etrafında toplanmaya insanları çağıran, Ehl-i Beyt adına mücadele ettiklerini, yani Hazreti Hasan veya Hüseyin, daha da ileriye gidersek Hazreti Ali evladı adına hareket ettiklerini söyleyen Abbasi amcaoğullarıdırlar, biliyorsunuz. Hazreti Ali evladından birini değil, kendi işlerinden Ebul Abbas'ı halife seçmek suretiyle Abbasi hilafeti sürecini başlatırlar Irak'ta, başka bir ifadeyle Küfe'de. Resmen Emeviler devleti devam ediyor ama fiilen bitmiş durumdadır. Çünkü yeni bir halife var. Yükselen güç Abbasilerdir. Tabii ki kaçınılmaz olarak bu iki halife bire indirilmek durumundadır. Ya eski halife, yani Emevi halifesi bu isyanı bastıracak ve yeniden bu toprakları tek bir siyasi otorite altına toplayacak veya yeni halife eski halifenin başkentini ele geçirmek suretiyle, tabir yerindeyse kolunu ve bacağını kesti Emevi devleti. Onun başını kesip tamamen öldürmesi için başkentini alması lazım. Bu sebeple kaçınılmaz bir şekilde Emevi orduları ile Abbasi orduları veya merkezi otorite ile ihtilal ve isyancı ordular arasında kaçınılmaz bir savaş gerçekleşecek. Bu savaşta Cezire Irak topraklarında Büyük Zap Suyu kıyısında 2 Cemaziyel Ahir Hicret'in 132 16 Ocak miladi 750 tarihinde Emevi orduları ile Abbasi orduları büyük ve amansız final bir savaş gerçekleştirirler. Emevi ordusu Abdullah bin Ali idaresindeki Abbasi ordusuna mağlup olur. Tarihçiler derler ki bu savaşta ölüm kalım savaşında, öyle diyelim. Bu savaşta Emevilerin ordusu asker sayısı, mühimmat ve teçhizat açısından Abbasilerden fazlaydı. Tabii ki savaşlar her zaman sayı olarak çok olanların galibiyetiyle neticelenmez. Tarihçiler açıklarlar ki Mervan bin Muhammed'in mağlup olmasının en önemli sebebi kendi ordusu içerisinde bir birliğin, tesanüdün olmamasıdır. Neden? Çünkü onun ordusu içerisinde Kuzey Arapları olduğu gibi Şamlı Yemenliler de var. Ki Yemenliler halifeyi zaten halife olarak görmek istemeyen insanlar. Dolayısıyla onların dağılması Şam ordusunun, başka bir ifadeyle merkezi ordunun, Emevi ordusunun mağlubiyetine sebep olmuş. Pek çok asker kaybı gerçekleştikten sonra Abbasi halifesi bu savaşta da yenilmek suretiyle daha da geri çekilmek durumunda kalmış. Nereye doğru çekiliyor? Tabii ki başkentine doğru. Şam da artık onun kontrolünden çıktı. Başkent Cezire, yani Harran'a çekildi. Tarihçilerin bildirildiğine göre halife burada 20 gün kalmış ama mukadderat artık kaçınılmaz haldedir. Şehrin idaresini damadı Eban bin Yezid'e bıraktıktan sonra güneye doğru, yani Suriye'den daha güney, işte Ürdün, Filistin, Mısır'ı hedef almak suretiyle oraya doğru çekilmeye başlar. Onun terk etmesinden sonra yeni halife artık Abbasi halifesinin emriyle Abdullah bin Ali başkenti ele geçirmek üzere Harran'a yönelir ve Harran'da herhangi bir direnişle karşılaşmadan başkent ele geçirilir. Bu ne demek? Resmen Emeviler devleti başkent ele geçirdi demek, devletinizin bitmesi demektir. Resmen Emeviler devletinin, Şam Emeviler devletinin ortadan kalkması demek. Tabi Abbasiler, Emeviler yeniden toparlanıp Emevi devletini yeniden kurabilirler endişesine taşıdılar. Onun için yine önümüzdeki haftaya atıfta bulunalım. Emevilerin soyunu kırmak, yani bir tane Emevi dahi hayatta kalmasın ki bize karşı yeniden isyan edip iktidarı elimizden alabilir. Tam bir soykırım girişiminde bulunmuşlar. Hakikaten bu kanaatlerini destekler mahiyetinde ellerinden kaçırdıkları bir Emevi, Mısır, Kuzey Afrika'dan Endülüs'e geçmek suretiyle orada bir devlet kurmuş. Endülüs Emevi Devleti. Endülüs Emevi Devleti, Emevi soykırımından kaçan Abdurrahman et-Dahil. İnşallah Endülüs Emevileri derslerimizde onlardan da bahsedeceğiz. Abdurrahman et-Dahil'in onların elinden kaçarak kurduğu bir devlettir Endülüs Emevi Devleti. Abbasilerle çağdaştır ve rakiptir. O sebeple Abbasi ihtilalcileri öncelikli olarak halihazırdaki halifeyi ortadan kaldırmayı birinci hedef olarak görürler ve halifeyi ortadan kaldırmak amacıyla özel birlikler hazırlarlar. Bu ordular önce Harran'dan güneye doğru çekilen, Hıms, Dimeşk, Ürdün'e ulaşan halifeyi takip ederler. Salih bin Ali liderliğindeki ordu. Daha sonra Mısır'a doğru çekilir. Belki de halifenin hedefi yine Mısır'dan Kuzey Afrikalara çekilmek. Ama bu imkanı bulamaz. Nil kıyısında Busir, meşhur kaside-i bürde şairidir İmam Busiri. Bugün de Mevlid Kandili biliyorsunuz. Bu vesileyle de Mevlid Kandilimizi tebrik edelim. Arap dünyasında bu tür gecelerde, perşembe akşamlarında Hazreti Peygamber'i bizim Mevlid gibi okuduğumuz, Mevlid okuduğumuz o geceleri daha ziyade İmam Busiri'nin kaside-i bürdesini okuyarak ihya etmeye çalışırlar. Bu köylüdür İmam Busiri. Emevilerin son halifesi de bu Busir köyünde yanında bulunan az bir askerle yakalanır, baskına uğrar halife ordular tarafından. 26 Zilhicce Hicri 132 Ağustos 750 yılında bu çarpışmalar esnasında Mervan bin Muhammed öldürülür. Başkentini kaybetmekle resmen tarih sahnesinden silinen Emeviler Devleti, halifesini de kaybetmiş olmakla birlikte fiilen tamamen tarih sahnesinden çekilmiş. Yaklaşık 90 yıl, yani uzun ömürlü bir insan ömrü kadar. 90 yıl süren Emeviler Devleti bu şekilde tarih sahnesinden silinmiş ve yerini Abbasilere bırakmıştır. Emevi Devleti'nin yıkılışını sadece bu 5 yıllık Mervan bin Muhammed'in faaliyetleri, hareketi, başarıları, başarısızlıklarıyla açıklamak mümkün değil. Bunun temellerini daha eski dönemlerde aramak, başka sebepler bulmak mümkündür. Ama tarihçilerin Emeviler Devleti niçin yıkıldı sorusuna verdiği 4-5 ayrı cevap var. Biz onların bu cevaplarının hülasasını aktarmak suretiyle Emeviler Devleti niçin yıkıldı? Belki bir taraftan da Abbasiler Devleti nasıl kuruldu veya neden kuruldu sorularına cevap vermemiz gerekir. Demin de ifade ettiğim gibi Emeviler Devleti'nin yıkılışında başta gelen en çok zikredilen sebep kabileciliktir. Başka bir ifadeyle asabiyettir. Çünkü asabiyet dediğimiz zaman burada kastedilen daha ziyade Arapların iç mücadeleleridir. İktidar amaçlı olarak büyük kabile federasyonlarının dahil olduğu mücadeleler iç çekişmelere, ihtilallere sebep olmuş ve bunun neticesinde devlet büyük zarar görmüş ve yıkılmaya yüz tutmuştur demek mümkün. Gerçekten Emeviler tarihi baştan sona incelendiğinde eğer bir tanımlama yapılacak olursa Emeviler tarihini iç politik olarak tabii ki söylemek gerekirse bir kabileler mücadelesi tarihi olarak nitelendirmek çok abartı olmaz sanıyoruz. Emevi asrında meydana gelen olayların tek sebebinin asabiyet yani kabilecilik olduğunu söylemek mümkün değil. Tek sebep o değil. Ancak kabileciliğin, asabiyetin Emevi asrında Arap hayatına mührünü basan, toplum hayatına mührünü basan en kuvvetli etkenlerden olduğu da unutulmamaktır. Yani kabileciliği, kabile anlayışın, asabiyeti devre dışı bırakarak ne Emevi Devleti'nin hadiselerini yorumlayabiliriz ne de Emeviler Devleti'nin yıkılış sebeplerini izah edebiliriz. Gerçekten de kabile hayatının tabii bir tezahürü olan asabiyet kuruluşundan yıkılışına kadar Emeviler Devleti siyasetinde en önemli belirleyici unsurların başında yer almıştır. O kadar ki Emevi halifeleri gerek akrabalık bağları, yani bir kabileden evlilik gerçekleşince o kabile lehine politikalar uyguluyor. O kabile mensup şahısları, valilikler, efendim ordu komutanlıkları gibi önemli görevlere getiriyor. Halifeler gerek Yemeni olsun gerek Mudari olsun bu iki güçlü Arap tarafından birinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Tabii ki bunun sonucunda yönetim ve halifeler kabilelerin siyasi beklentilerinin icracısı konumuna, yönetimin faali değil, yönetimin nesnesi haline geliyorlar. Bu da halifeleri, kabileleri iktidarı destekleyenler, muhalefeti destekleyenler şeklinde iki kısma ayırıyor. Bu da toplumsal bünyeyi gerçekten derinden etkilemiştir. Muaviye, daha önce sık sık zikrettik. Muaviye, Abdülmelik ve Hişam gibi dirayetli valili halifeler, kabileciliğin, asabiyetin, devlet siyasetini, etkisini mümkün olduğunca en alt düzeye indirmeye çalışmışlar. Da Muaviye'de olduğu gibi bu kabileciliği devletin dinamizmine katkı sağlamak amacıyla kullanmıştır. Ömer bin Abdülaziz şahsiyeti, kişiliği, toplumsal tanınırlığı ile kabileler üstü bir konum elde ettiği için onun zamanında da kabilecilik, asabiyet devlet siyasetinde etkin bir rol oynama imkanı bulamamıştır. Ama Ömer bin Abdülaziz'den sonra gelen halifelerin büyük bir çoğunluğu kabilelerin yakın desteğiyle iktidara geldikleri veya onların desteğini almak amacıyla politika uyguladıkları için yönetim ve halifeler politize olmuşlar kabilecilik anlamında. Bu da neticede iç mücadeleyi, rekabeti gerçekleştirmiş. Bu rekabet de devletin zayıflamasına, ondan sonra çökmesine sebep olmuştur. Abbasi ihtilalinin başarısında yönetime muhalif olan bütün unsurları bir payda altında birleştirme yatar. Yönetime muhalif olan unsurlar içerisinde Abbasilerin en yakın ve en rahat desteğini alabildiği Arap kabileleri ise Yemenliler olmuştu. Demin de söylediğim gibi. Çünkü halife, o anki halife, yani son halife Kaysilerin desteğiyle iktidara gelmiş ve onların desteğiyle ayakta kalmaya çalışmıştır. Bu nedenle Abbasi ihtilalinin Araplar içerisinde en büyük destekçileri, yönetimin en büyük muhalifleri konumunda olan Yemenli Araplardır. Bütün bunlardan yola çıkarak gerek Emevi devlet siyasetinin belirlenmesi ve yürütülmesinde, gerekse bunun sonucunda devletin yıkılmasında Arap kabileleri arasında gerçekleşen rekabetin, kabileciliğin yani asabiyetin büyük bir tesirinin olduğunu açıklamamız, eklememiz icap eder. Tabi Emeviler döneminde makro düzeyde, daha geniş çerçevede Kuzeyli, Güneyli, Mudari, Yemeni, Kaysi, Ezdi gibi iki büyük Arap soyu arasında mücadele etkin olmakla birlikte zaman zaman mikro düzeyde halifelik için hanedan içerisinde de mücadeleler devletin yıkılışında birincisi kadar olmasa da etkin olmuştur. Yani saray kavgaları, yani saltanat mücadeleleri. Her halife kendisinden sonra kardeşi veliaht olmasına rağmen kendi gücünü sağlamlaştırdıktan sonra iktidarda yaptığı ilk şey nedir? Kardeşini veliahtlıktan azledip onun yerine kendi iki oğlunu veya üç oğlunu getirmektir. Varsa bir oğlunu getirmektir. Daha sonra iktidar olan o oğul kendisi güçlendikten sonra kardeşi kendisinden sonra halife olmayı beklerken o onu görevden azledip bu sefer kendi oğlunu, yerine getirmeye çalışır. Bu ise hakkının gasp edildiğini düşünen halife adaylarının yönetime karşı muhalefet etmelerine, isyan etmelerine sebep olur. Bu durum şu veya bu sebeple yönetime muhalif olan veya yönetimden beklediğini bulamayan grupların azledilen, mağdur duruma düşürülen şahsı desteklemek suretiyle, onu öne sürmek suretiyle bir iktidar mücadelesi başlatmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte bu Emeviler dönemindeki bu saray kavgaları, hoş bu saray kavgasının olmadığı bir hanedan devletinden de bahsetmek mümkün değil. Mutlaka bunlar gerçekleşir. İşte bu mücadeleler, bu kavgalar da neticede Emevi devletinin zayıflaması, yıkılması, içeriden, iç bünyeden yıkılmasının önemli sebepleri arasında zikrediliyor. Emeviler devleti, Arap'ın Arap'la mücadelesi neticesinde kurulmuş bir Arap devletidir dedik. Tabiatıyla Araplar dışındaki diğer etnik unsurlar ikinci sınıf muamele görürler. Neden? Çünkü Araplar dışındaki başka bir etnik gruba Emevilerin eyvallahı yoktur. Kılıç gücü, vurucu güç Araplardandır. Abbasiler geldiğinde diyeceğiz ki Abbasiler Emevilere göre Araplar dışındaki etnik unsurlar, işte Türkler, İranlar, Kıptiler, Berberiler, bunlara daha yakın davranmıştır. Neden? Çünkü ihtilalinde onların da payı vardır da ondan. Yani iktidara gelirken kim size destek olursa, iktidara geldikten sonra da tabii ki iktidarınızı onlarla paylaşmak veya bunun bedelini ödemek durumunda kalırsınız. Yani bu Abbasilerin Emevilere göre gayri Arap unsurları daha çok sevdikleri, onlara değer verdikleri sonucunu getirmez. Bir anlamda mecburi kalınan, zaruri bir durumdur da ondan. Yani Emeviler Araplar dışındakilere düşmandılar, fakat Abbasiler onları çok severlerdi. Hayır, böyle bir şey yok. Tamamen zaruretten kaynaklanan bir durumdur. Niçin? Abbasi ihtilalini Abbasiler sadece Araplarla değil, İranlılarla, onlar kadar olmasa da Türklerle, yani Emevi ihtilalinden yaka, Emevi idaresinden yaka silken bütün muhalif unsurlarla birlikte gerçekleştirirler. Ebu Müslim El Horasani de bir Arap değildir. O nedenle Emevilerin Arapları öne çıkarması, veya Araplar dışındakileri ikinci sınıf insan olarak görmesi Emeviliklerinden kaynaklanan bir durum değildir. Tamamen reel politik olarak, çünkü onlara borçları yoktu. Onları ikinci sınıf görürlerdi ve öyle devam ettiler. Peki bu ne sonucunu getirdi? İşte Emevilerin bu icraatı, bu uygulamaları Araplar dışındaki unsurun, yani mevali dediğimiz gayri Arap unsurun, Emevilere karşı gerçekleştirilecek olan her türlü harekat, her türlü adıma karşı hazır hale gelmelerini temin etti. O nedenle gerçekten Abbasi ihtilalinin destekçilerine, Abbasi ihtilaline destek veren gruplara bakarsak, mevali denilen, yani gayri Arap, Araplar dışındaki Müslüman grupların çok önemli katkılarının olduğunu görürsünüz. Yani bir ümit, Emeviler bizi adam yerine koymuyorlar. Dolayısıyla yeni gelen ihtilalcilerle ortak hareket edersek belki bizi adam yerine koyarlar. Nitekim Abbasiler dönemine inşallah geldiğimizde önce İranlıların Farisi unsurun Abbasiler döneminde büyük etkinlik göstereceğini, daha sonra İranlılara denge olmak suretiyle Türklerin dahil edilmeye başlandığını göreceğiz. Bu tamamen gelişmeler, reel politik ve konjonktürel gerçeklikler sebebiyle olmuş. Ama şunun altına tekrar çizelim. Mevali yani gayri Arap unsur Emevilerin genel anlamda icraatinden memnun değildiler. O sebeple Emevilere karşı gerçekleştirilen ihtilalin motor gücünü mevali oluşturdu. Özellikle de Fars unsur İslam'a Türklerden de önce giren İranlılardır. Tabii başka diğer sebep nedir? Emevi yöneticilerinin Müslüman kamuoyunu rahatsız eden pek çok hadiseye doğrudan ve dolaylı katılmış olmalarıdır. Nedir bunlar mesela? Devletin kurucusu Muaviye'nin Hazreti Ali taraftarlarına baskı yapmış olması. Nitekim onun zamanında Şii isyanlar oldu. Şii isyanlar gerçekleştirildi. Bazı sahabe ileri gelenlerinin Hucur bin Adi gibi yönetim muhalifi olmaları iddiasıyla yakalanıp idam edildikleri bilgileri kaynaklarda zikredilir. Bunlar tabii ki yönetime karşı sahabe öldüren adam olarak halifelerin meşruiyetini zedelemiş hadiselerdir. Tabii ki en çok öne çıkan hadise Emeviler döneminde Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesidir tabii ki. Kerbela'da. Peygamber torununun katilleri olarak kabul edilmişler ve yıkılıncaya kadar bu lekeyi üzerlerinden atamamışlardır. Bu şekilde bir imaj sahibi olmak, onları destekleyenleri gönülsüz hale getirdiği gibi onlara karşı mücadele edenlerin de hazır destek bulmalarına sebep olmuş. Sadece bunlar değil. Mekke'nin muhasara edilmesi 2 defa. Mancınıklar ile Kabe'nin tahrip edilmesi. Hac esnasında insanlar üzerine mancınıklarla kayaların atılması. Medine'nin 3 gün yağmalanmış olması. Şu veya bu sebeple. Hazreti Ali'nin yine soyundan gelen İmam Zeyd bin Ali'nin Hişam bin Abdülmelik zamanında isyana zorlanıp öldürülmesi. Hazreti Ali adına pek çok harekat başlatan Şii önderlerinin, o dönem için söylüyorum, bütün öldürülmeleri Emevi aleyhine bir kamuoyu oluşmasına ve Emeviler devletinin meşruiyetinin olmadığı iddiasına. Zaten gerçekten de Emeviler devleti kuruluşundan yıkılışına kadar büyük halk toplulukları nazarında daima gayrimeşru bir devlet olarak görülmüştür. Ve özellikle Şam civarındaki din adamları hariç olmak üzere Irak, Horasan, Mısır'daki din adamları, din önderleri. Mesela bunların en başta akla geleni Ebu Hanife'dir. Din önderleri Emeviler devletinin gayrimeşru olduğu düşüncesiyle Hariciler devre dışı bırakılmak suretiyle yönetime karşı gerçekleştirilen bütün isyan hareketlerine gönülden fiziki, maddi fetva ile destek olmuşlardır. Tabiatıyla bu anlamda Emeviler devletinin dinen de ve onların halifeliklerinin dinen de gayrimeşru olarak dile getirilmesi, ulema tarafından bunun ifade edilmesi Emeviler devleti için büyük bir handikap olmuş. Tabii bu bütün bu olumsuz şartlara rağmen Emeviler 90 yıl yaşadık dedik ama 90 yıl ayakta kalmış olmaları bile belki de bir başarıdır. Hulasa edecek olursak, ilk dersimizde ifade ettik, yani Emevi devletinden bahseden ilk dersimizde ifade ettik. Emeviler devleti ile alakalı genel anlamda şöyle bir algı vardır. Yani Emevi halifeleri kötü adamlardır. Neredeyse Emeviler devleti bir şeytan imparatorluğu gibidir. Böyle bir algı var bizlerde. Emeviler denilince akla sadece Yezid gelir, Kerbela gelir. Niçin böyle bir olumsuz, negatif algı var? Onu ön sözde ifade etmiştik ama tekrar da fayda var. Çünkü Emeviler devletiyle ilgili olarak bize ulaşan bilgiler, tarih bilgileri Abbasiler döneminde kayıtlara geçmiştir. Abbasiler ise Emevilerin kökünü kurutmak amacıyla mücadele eden, onları silmek amacıyla ortaya çıkan bir devlettir. Tabiatıyla bu şartlarda Emevilerle alakalı müsbet bir şey tarih kitaplarına yazabilmek de kolay değildir. Dolayısıyla sanki o bakış açısına bakarsanız Emevi halifeleri tamamen dini terk edip dünyaya düşen, saltanat peşine düşen, iktidar peşine düşen insanlar, Abbasi halifeleri de Evliyaullah gibi değerlendirilir. Halbuki ikisi de aşırı yorumdur. Emeviler artılarıyla eksileriyle, az önce saydıklarımız ile birlikte şu hakkı da teslim etmek gerekir. İslam'ın en kısa sürede en uzak beldelere yayılmasında büyük emekleri vardır. Onların niyetleri iktidardı, şudu, burdu şeklinde bir takım tenkitler duyabilirsiniz. Biz niyet okuyucu değiliz. Onların asıl niyetleri Allah ile onlar arasında olan bir durumdur. Ama şu hakkı teslim etmemiz gerekir. Daha sonra İslam'ın bayraktarlığını yapacak ve uzun asırlar Selçuklularla birlikte Osmanlı'nın yıkılmasına kadar İslam'ın bayraktarlığını yapacak Türklerin İslam ile tanışması Emeviler döneminde gerçekleşmiştir. Buhara'da ve Semerkant'ta ezan onlar eliyle gerçekleşmiştir. Onun için bir bütün halinde bunları değerlendirmek, yani Emevileri sadece Kerbela merkezli olarak değerlendirmek, bu tarihi süreci, 90 yıllık süreci, bu İslam'ın yayılış sürecini anlayamamaya bizi götürebilir. O sebeple bir bütün halinde bunları değerlendirmek. Avrupa'ya tam 9 asır kesintili olmakla birlikte, bazı bölgelere kapanıp kalmakla birlikte tam 9 asır İspanya'da, Avrupa'da İslam'ı yayan, İslam'ın etkilerini Avrupa'ya etkileyen, işte Rönesans'a, reforma tetikleyici anlamda katkı sağlayan o adımlar da yine Emeviler döneminde gerçekleşmiştir. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul Müslümanlar tarafından Emeviler zamanında fetih girişimine maruz kalmıştır. Fethedilmeye çalışılmıştır. O sebeple Emeviler ile ilgili daha çok okumak, belki daha çok düşünmek, ama bir bütün halinde İslam tarihinin önemli bir süreci, her ne kadar İslam alimlerinin önemli bir kısmı Emeviler devletini gayrimeşru saysalar da, halifeler ile alakalı menfi kanaatler ifade etseler de 90 yıllık Emeviler dönemi neticede İslam tarihi sürecinin bir parçasıdır. Yani oradan kesip koparamazsınız. Onu bir bütün halinde değerlendirmek gerekiyor. Sanıyorum bir 8-10 dersi buldu Emeviler Devleti. Bu şekilde Emeviler Devleti'ni tamamlamış olduk. İnşallah 15 gün sonraki nasip olursa dersimiz, artık Abbasilere geçiyoruz. Bugünkü konumuz ile paralel dersimizin başında söylediğim gibi olacak. Horasan cephesinden Abbasi ihtilali merkezli bir değerlendirme, bir ders sunumu yapacağız. Abbasi ihtilali başlığı altında, başka bir ifadeyle Abbasi devletinin kuruluşu. Bugünkü dersimiz ise Emevi devletinin yıkılışıydı. Aynı konulardan bahsettik. Daha geniş bir süreç, daha 600 yıl belki devam eden bir süreç inşallah gerçekleşecek. Bu yıl içerisinde artık ne kadar nasip olur, ne kadar gidebilirsek yeni bir İslam tarihi sürecine başlıyoruz. İnşallah 15 gün sonraki dersimizde Abbasilere giriş yapacağız. O zamana kadar tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.